Evet, şimdi geçmişte de gördük ki farklı hastalıkları ortadan kaldırmak veya etkilerini hafifletmek amacıyla çıkarılan bir takım ürünler zayıflamak amacıyla kullanıldı ve ağır yan etkileri oldu. Bu iğnede de durum aynı mı? Neler söylersiniz bu iğneye ilişkin olarak? Şimdi aslında obezite şu anda dünyanın en büyük pandemisi ve her iki kişiden birini etkileyen çok ciddi bir sağlık sorunu. Sadece görüntüsü olarak değil, aslında metabolik olarak da birçok hastalığın nedeni. Vücutta tam 236 tane hastalık aslında obezite kaynaklı ortaya çıkıyor. Tabii durum böyle olunca tedavi için de çok fazla seçenekler ve çok fazla araştırmalar yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de GLP-1 analogları dediğimiz bir ilaç grubunun şu anda FDA tarafından obezite tedavisi için onaylandı. Şimdi GLP-1 analogları aslında bizim diyabet tedavisinde kullandığımız etkili ilaçlar. Bunların yüksek dozunun obezite tedavisinde iştah kapatıcı etkisi yaptığı ortaya çıkarıldı. Ve böylelikle de kişilerin daha rahat kilo verebildikleri gösterildi. Bu ilaçlar şu anda oldukça geliştirildi ve haftada bir kez yapılan bir formu da dünyada kullanıma sunuldu. Şimdi tabii iştah kapatması önemli ama obezite hastaları dışında da biliyorsunuz biz hanımların en önem verdiği şey görünüştür, görüntüdür, fit olmaktır. Dolayısıyla amacı dışında da kullanılırsa ortaya ne gibi bir durum çıkar veya etkilemez mi? Ne söylersiniz? Şimdi burada tabii ki hiçbir ilacı, hiçbir ürünü kendi kafamıza göre kullanmamamız gerekiyor. GLP-1 analogları bizim diyabet tedavisinde kullandığımız bir grup ilaç. Ve bu ilacın etki mekanizması bizim bağırsaktaki bir hormonumuz GLP-1'e benzer etki göstererek vücutta şeker metabolizmasını düzenliyor. Mide boşalma zamanını uzatıyor ve beyinde hazza bağlı yeme isteğini azaltıyor. Ancak bu ilacı biz komşumuz kullanmış, 20 kilo vermiş, öbürü 30 kilo vermiş şekilde kendi kafamıza göre kullanmamamız gerekiyor. Çünkü her ilaçta olduğu gibi bu ilaçta da bazı yan etkiler var. Öncelikle mesela bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi problemler yapabiliyor. Bununla birlikte medüller tiroid kanseri dediğimiz bir tür kanserin olan hastaların kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Yine nöroendokrin tümörlü hastalarda kullanılmaması gerekiyor bu grup ilaçların. Pankreatit riskini artırabiliyor. Hızlı kilo kaybına bağlı safra kesi taşları oluşturabiliyor. Hani ilaç iştahı kapatıyor ancak biz bu ilacı kendi kafamıza göre kullanıp kiloyu verdikten sonra beslenme şeklinize ve yaşam tarzınıza aynı şekilde devam ederseniz tekrar kilo artışı yaşayabilirsiniz. Bu ilaçlar direkt obezite tedavisinde işte her kilo problemi olan alsın da yapsın, zayıflasın ilacı değil. Kişi kilo alıyorsa öncelikle neden kilo alıyor bunu bulmak gerekiyor. Hormonda, metabolizmada, yeme içeriğinde, yeme davranışında, bilinç altında, bilinç üstünde birçok faktör var kişiye kilo aldıran. Bu faktörleri bilip bu faktörler doğrultusunda kişiyi tedavi ettiğimizde biz kalıcı zayıflamadan söz edebiliriz. Bugün mesela benim gördüğüm hastalardan bir tanesi diyabet hastası. Çok yüksek kan şekeri seviyeleri var ama yanlış bir insülin kullanıyor. Kullandığı insülin de kan şekerini çok hızlı düşürüyor ve hasta sürekli yemek yediği için aslında kilo alıyor. Orada kullandığı insülini değiştirip hastanın yeme şekli oluşturduğumuzda hiç bu ilaçlara gerek kalmadan rahatlıkla kilosunu verebiliyor. Yani hani bunlar çok kozmetik amaçlı kullanabilecek ilaçlar değil. Bu konuda halkımızı uyarmak istiyorum. Mutlaka bir dahiliye, endokrinoloji doktoruna kontrol olduktan sonra ve doktor takibinde kullanılması gereken ilaçlar. Ciddi yan etkiler nedeniyle de insanlar problem yaşayabilir.